Garapaylan'a da elbette birkaç sözüm var. Daha doğrusu sorularına cevap vermek istiyorum. Şimdi Karabağ konusunda bugüne kadar Ermenistan Karabağ'dan ya da Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarına çekilsin dediniz. Hatta sizinle bir telefon görüşmesi yaptık. Bu sorun nasıl çözülür dediniz. Ben de dedim ki Ermenistan'a söyleyebilir misiniz buradan çekilsin? Emin değildiniz. Hiç kamuoyunda da açık bir şekilde hiçbir zaman buralar Azerbaycan toprağı, Ermenistan buradan çekilsin demediniz Sayın Garapaylan. Hiçbir zaman demediniz. Dağlık Karabağ meselesinde de yine Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili zaten bundan sonra da müzakereler devam edecek. Yani Azerbaycan da bunu zaten görüşmeye hazır. Türkiye çatışan taraflar olarak anlaşmayı Ermenistan, Rusya, Azerbaycan imzaladı. Biz de bu işin denetlenmesi için yerinde inceleme, raporlama ve gereken adımları, tedbirleri almak için Rusya ile ayrı bir anlaşma imzaladık. Detaylarını arkadaşlarımız şu anda görüşüyor. Peki başka bir soru sorayım. Siz Türkiye'yi suçladınız, Azerbaycan'ı suçladınız. 30 yıldır kimin toprakları işgal altında? Kim işgal etti? Kim işgal etti? Ne zaman 30 yıldır nerede masadaydı? Garo Bey biraz dürüst olalım lütfen. Ne zaman masadaydı? Kim masaya getirdi? Bakınız son olarak şunu söylemek istiyorum. Elbette bu iş giderse, doğru giderse, Ermenistan topraklardan çekilirse, normalleşme başlarsa, bu konularda Azerbaycan'la birlikte karar vereceğiz. Birlikte adım atacağız. Bu konuda bunu hiç kimse yadırgamasın. Normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak. Başkasının toprakları üzerinde saltanat böyle kalıcı olmaz. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, haberiniz olsun. ensonhaber.com